Değerli izleyenler 2020'de koronavirüsten dolayı birçok sektör etkilenmişti. En çok da tiyatro salonları etkilendi. Yaklaşık bir buçuk yıldır sahneleri kapalı olan tiyatro sahneleri peki şimdi ne durumda? Harun Reşit Akdoğan'ın özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. 2020 yılında koronavirüsün daha da yaygınlaşmasından dolayı birçok sektör etkilenmişti. Bu sektörler arasında tiyatro, konser ve toplu etkinlikler de var. 1,5 yıl boyunca pandemi dolayısıyla sahnelerini açamayan tiyatrolar bu 1,5 yıl içerisinde neler yaşadı, neler gördü? Tiyatrocu Yunus Uzun'a sorduk. Bakalım bize neler söyleyecek? Okul tiyatrosu, 2020'de biliyorsunuz pandemi oldu. Pandeminin e, başlamasıyla birlikte okul tiyatroları kapandı. Bunun ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Evet, bizim için çok kötü bir durum oldu. Çünkü neden? E, 2020'nin Mart ayında, hatta Mart'ın 10'unda bütün e, tiyatroların okullarda son ermesiydi. Çünkü neden? E, pandemi başladığında... E, bütün okullar bütün oyunları iptal etti. Biz sezon başı hazırlık yapıyoruz. Bir sezona uygun bir şekilde işte afişleri bastırılıyor, dekorlar yaptırılıyor, kostümler yaptırılıyor. Biz sezon sonuna kadar bunları düşünürken bir anda tiyatrolar bitti. O zaman ne oldu? Oyuncular mağdur oldu, biz mağdur olduk. Gerçekten zor dönemler geçirdik. Cebrail kardeşimle ben bu işi ciddi anlamda yapıyoruz. Çok büyük masraflar, maliyetler e, harcanıyor bu işte ciddi yaptığınız zaman. E, tabii bizim için kötü oldu. En son e, devlet bize bir e, yardım etti aslında. Devlet tiyatrolarını gösterdi. E, gittik, e, oyunlar oynadık. Bize biraz yardım etmiş oldu. 2020 yılının Mart ayında koronavirüsün daha da artması dolayısıyla konser, tiyatro ve toplu etkinliklere de yasak gelmişti. Yasaklardan payını alan okul tiyatroları zor zamanlardan geçti. Tekrumeli TV mikrofonla konuşan tiyatro ve dizi oyuncusu Yunus Uzun, ''Zor zamanlardan geçtik. Bir an önce salgının bitmesi ve okulların açılarak oyunlarına başlamak istediklerini belirtti.'' Peki okullar açıldı. Bakanlık okulların tekrar kapanmayacağını söyledi. Ama vakalar da artmaya devam ediyor. Vakalar bitmezse toplu etkinliklerin yasaklanma ihtimali var mı? Daha sonrası ne olacak? Bunun ilgili neler söyleyeceksiniz? Zor bir durum, zor bir soru. Çünkü bunlar ne yapılacağı şu anda gerçekten net değil. Geçmiş dönemde evet bir korku vardı. Aşı deniyordu falan. Bakanlık Sağlık Bakanlığı bu konuda aşılar ne kadar çok olursa o kadar çok çabuk bir şekilde normal hayata döneriz demişti. Milli Eğitim Bakanı da özellikle açıklama yaptı. Eğitimin ara verilmeyeceğini söyledi. Çünkü eğitimin çok önemli olduğunu, en son okulların kapanması gerektiğini, eğer kapanacaksa her yer kapanıp en son okulların kapılacağını söyledi. Biz de bu sezon tekrar Cebrail kardeşimle çalışmalara başladık. E, tabii gene maliyetler var. İnşallah kapanmaz bir daha. E, i̇nsanlar sağlıklı günlerine kavuşur. Biz de tiyatromuzu yaparız bir şey soracağım şimdi tiyatro Normalde tiyatro salonuna gidip öğrencileri oraya çağırmak mı daha e, kolay oluyor. yoksa okul tiyatroları okullara gidip okulların sahnelerinde oynamak mı daha kolay oluyor. Tabii çocuk okullarında e, çocuklar okulda tiyatroya gelirse daha iyi oluyor. Çünkü onları bir yerden bir yere götürmek e, sıkıntılı bir iş Mesuliyetli bir iş ama okulda olduğu zaman öğretmenlerinin gözetiminde oluyorlar. Ve e, daha yakın bir şekilde kendi okulunda tiyatrosunu izlemiş oluyor. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kıvırcık e ne ben... yapıyorsun? E, sayı sayıyorum. Kıvırcık sayı sayılmayacak. Şarkıya başlamak için 3'e kadar saydım ben.